İlk olarak Dertliler Hareketi Derneği Başkanı Sayın Selma Yücel Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. And our moderator, Sayın Selma Yücel, please assist Dertliler. Saygıdeğer valim, kıymetli genel müdürüm, STK'larımızın kıymetli başkanları ve temsilcileri, değerli hazırım. Hepinizi selamların en güzeli ile selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Saygıdeğer valim, kıymetli misafirler, bugün küresel sistemin nasıl solun ürettiğini, çift kutuplu dünyanın nasıl kavgalar, savaşlar, kan ve gözyaşlarıyla dünyayı yaşanmaz kıldığını ne yazık ki yaşayarak görüyoruz. Şu an güçlünün hakim olmaya çalıştığı bir dünyaya şahitlik ediyoruz. Ama biz hakkın güçlü olduğu, adaletin, merhametin hükümran olduğu, insanlığın öne çıktığı bir dünyanın kurulmasını istiyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bu manada ben insanım diyen herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Son 20 yıldır yeniden küllerinden doğan, içeride, bölgesinde ve dünyada insan odaklı bir anlayışla büyük dönüşümlere imza atan Türkiye, tüm kurum, kuruluş ve STK'ları ile insani diplomasi ve insani yardım alanlarında dünyaya adeta insanlık dersi veriyor. İşte bugün bizleri burada bir araya getiren de kutlu anlayışın bir tezahürüdür. Sadece neticeye odaklanarak günü kurtaran değil, şahit olduğumuz tüm olumsuz neticelerin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik yapılan bu çalışmalar ve bu okullar, bize göre yapılanların içerisinde en önemli ve en değerli projeler hüviyetidir. Zira kadim bir medeniyetin mensupları olarak şunu çok iyi biliriz ki, en iyi ve en kalıcı yatırım her daim insana yapılan yatırımdır. Bir düşünürün ifadesiyle, bir gün sonrayı düşünüyorsan balık tut. 10 yıl sonrayı düşünüyorsan ağaç dik, fakat 100 yıl sonrayı düşünüyorsan insan yetiştir. İnşallah yaşanan bu zulümlere ve tüm olumsuzluklara rağmen hayatı dört elde tutunan buradaki mazlum ve masum Suriyeli yavrularımız alacakları eğitimler neticesinde yarının erdemli ve etkili insanları olacaklardır. Ülkelerinde, bölgede ve dünyada adaletin, merhametin hükümran olması için çalışan insanlığın en büyük savunucuları olacaklar. Bu yavrularımız kıymetli Cumhurbaşkanımızın o veciz ifadesiyle yarının daha adil dünyasını inşa edecekler inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bu okulların insanlık adına hayırlı vesile olmasını diliyor. Hem masada hem de sahada mesai ve maişet gözetmeden fedakarca çalışmalara imza atan tüm Kızılay ailesine Sayın Genel Müdürümüzün şahsına şükranlarımı sunuyorum. Yaptıkları bağış ve samimi destekleriyle bu okulların bu çalışmaların yapılmasına vesile olan kıymetli STK'larımızın temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Bizim de Dertliler Hareketi olarak bu çalışmaların bir paydaşı olmamızı sağlayan bağışçılarımıza, destekçilerimize ve derdimiz insanlık sloganıyla gece gündüz çalışıp her akıttan tüm kardeşlerime ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.